Merhaba sevgili çocuklar. Ben Seray. Nasıl? Güzel güzel yemeğimizi yedik değil mi? Afiyet olsun. Dişlerimizi de fırçaladık. Daha ne olsun? Ne olsun? Hı? Ne olsun? Güzel bir masal olsun mesela. Bize çok eski zamanlarda, çok uzaklarda yaşayanları getirsin. Mesela yemeden içmeden kesilen iki kardeşi anlatsın bu masal. Ne dersiniz? Ben bu masalı ilk dinlediğimde çocuktum, ufacıktım. Top oynadım, acıktım, buldum yerde bir erik, kaptı bir ala geyik. Geyik kaçtı ormana, bindim bir akdoğana, doğan yolu şaşırdı, kaftağından aşırdı, attı beni buraya. Hadi başlayalım mı masal anlatmaya? Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, uzak diyarlardan birinde ülkesinin topraklarının başı var, sonu yok bir Hakan yaşarmış. Bu Hakan'ın sevimli mi sevimli iki oğlu varmış. Çekik kara gözleri, çilli yanaklarıyla bu iki oğul Hakan'ın göz aydınlığı, yaşama sevinciymiş. Halkının huzuru ve mutluluğu için gecesini gündüzüne katıp çalışan Hakan, işlerinden geri kalan zamanını oğullarıyla geçirirmiş. Birlikte at biner, sohbet eder, atalarından öğrendiği hikayeleri, masalları onlara anlatırmış. Aman yüzlerine hüzün düşmesin, kederlenmesinler diye çırpınıp dururmuş. Canları ne isterse o dakika önlerine serdirirmiş. Kısacası dünya bir tarafa, oğulları bir tarafaymış. Yıllar geçmiş, çocuklar büyüyüp serpilmiş, genç birer delikanlı olmuşlar. Bir elleri yağda, bir elleri balda, mutlu mesut yaşayıp giderlerken zamanla gençlere bir hal gelmiş. Günden güne iştahsızlaşmaya başlamışlar. Elleri kaşık tutmaz, kursaklarından yemek geçmezmiş. Canları hiçbir aş çekmez olmuş. Yüzleri sararmaya, gözlerinin feri sönmeye başlamış. Hakan'a öylece durmak yakışır mı? Ülkesinde ne kadar hekim varsa çağırtmış. Her biri sabah akşam çocukları muayene etmiş. Binbir şifalı ottan ilaçlar kaynatılmış. Dağların tepelerindeki el değmemiş kovanlardan ballar getirtilmiş. İştah açıcı şuruplar yapılmış. Ama hiçbiri çocukların dertlerine derman olmamış. Hakan oğullarının bu hallerini gördükçe üzüntüsünden ne uyuyabiliyor ne de doğru düzgün bir şey yiyebiliyormuş. Bir sabah gençler gözlerinde azıcık bir ferle uyanmış ve babalarının huzuruna çıkmışlar. Babacığım, belki hastalığımızın şifası uzak diyarlardadır. İzin verirsen bugün yola çıkıp o şifayı aramak isteriz demişler. Hakan biraz düşünmüş. Bugüne kadar elinden ne geldiyse yaptığı için çaresizmiş. Belki oğullarım haklıdır demiş. İstemeye istemeye de olsa onların teklifini kabul etmiş. Evlatlarım, erenler yoldaşınız, Hızır dostunuz olsun diye dua ederek uğurlamış oğullarını. İki kardeş düşmüşler yola. Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler. Epey yol aldıktan sonra bir bahçe kenarında dinlenmeye koyulmuşlar. Bahçeden güler yüzlü, yaşlı bir adam seslenmiş. Hoş geldiniz. Buyurun gelin, bahçemde dinlenin. Yorgun görünüyorsunuz, demiş. İki kardeş bu tatlı dilli, güler yüzlü adamın teklifini kabul etmişler. Bahçedeki söğüt ağacının gölgesine oturup yaşlı adamla sohbete koyulmuşlar. Sohbet koyulaşınca bizimkiler kendilerini yollara düşüren dertlerini anlatmışlar. Yaşlı adam görmüş geçirmiş, bilge biriymiş.
gençleri dinledikten sonra sizin derdinizin çaresi nedir bilirim. Allah'ın izniyle şifanızı bulacaksınız ama demiş. İstiflediği biber fidelerini gösterip devam etmiş. Şunları ekecektim. Önce bana bir yardım edin. Hakan'ın oğulları iyi de nasıl ekilir bilmiyoruz ki demişler. Öğreteyim demiş ihtiyar adam ve başlamış anlatmaya. Kürek nasıl tutulur? Toprak nasıl yarılır? Fideler nasıl toprağın koynuna emanet edilir? Toprak nasıl kapatılır? Can suyu nasıl verilir? Tek tek göstermiş. Gençler her şeyi dikkatle seyretmişler. Bir iki denemeden sonra işi öğrenmiş ve başlamışlar çalışmaya. Yüzlerce fideyi ekerken akşamın nasıl olduğunu anlayamamışlar bile. Kanter içinde kalmışlar kalmasına ama sonunda kendilerine gülümseyerek bakan yeşilliği görünce de çok mutlu olmuşlar. İşi bitirdikleri sırada bizim ihtiyar kocaman bir kazanda pişirdiği mis gibi biberli bulgur pilavını söğüt ağacının altına getirmiş. Kazanın yanına da iki şimşir kaşık koyuvermiş. Hakan'ın oğulları bulgur pilavını Bismillah diye bir kaşık sallamaya başlamışlar ki aman Allah'ım onları durdurabilene aşk olsun. İştahla afiyetle bütün pilavı bitirmişler. Yerken bir yandan da aman amca bu pilavın içine sihirli bir şey mi kattın deyip durmuşlar. Hayatımızda yediğimiz en lezzetli yemek. Üzerine bir de yayık ayranını içmişler kana kana. Gözlerine fer, kollarına derman gelmiş. Yemeklerini bitirip çok şükür deyince bizim ihtiyar şöyle demiş. Afiyet şifa olsun evlatlar. Bu pilavın sihri sizin emeğinizdir. Emeğinizi vererek yediğiniz lokmanın tadı hiçbir şeye benzemez. O ruha da bedene de şifadır demiş. Hakan'ın oğulları dertlerinin devasını o vakit anlamışlar. Ve yaşlı adama teşekkür ederek babalarının yanına dönmüşler. O günden sonra hiç boş durmamışlar. Çok çalışıp kazandıklarını yemiş ve sağlıklarına tamamen kavuşmuşlar. Gökten üç elma düşmüş. Biri masalı anlatanın, biri dinleyenlerin, biri de emek verip kazandığı ekmeği yiyenlerin başına. Güzel bir masal, güzel bir sonla bitmeliydi zaten. Sahi anlatırken zaman ne çabuk geçivermiş. Uyku saati çoktan gelmiş. Hadi ne duruyoruz öyleyse? Hadi doğru uykuya. Tatlı rüyalar.